İman kelimesi bildiğiniz gibi Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Arapça dilindeki imanın iki temel anlamı var. Birincisi bir şeyin doğruluğuna inanmaktır. İkincisi de güven içinde bulunmaktır. Bu iki anlam Kur'an'da da bu şekilde de bulunuyor. Eğer örnek verecek olursam inanmak konusunda Yusuf suresindeki bir ayet okumak istiyorum. Yusuf suresinin 12. sure 17. ayetinde Allahu Teala şöyle anlatıyor bize. Kalu dediler ki Yusuf kardeşleri ya abana ey babamız inna zehebna nestebiku ve terekna Yusuf inde meta'in. Biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Fe'akalehu ez-zi'bu. Ama ne yazık ki onu kurt yemiş. Ve ma ente bimu'minin lena ve lev kunna sadikin. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanacak değilsin. Sen bize inanmazsın. Yani ma ente bimu'minin lena. Bizim söylediklerimize inanacak değilsin. Yani biz yalan söylediğimizi söyleyeceksin. Bunu anlayacaksın. Bu inanmak anlamındaki kullanım Kur'an-ı Kerim'de. İkinci anlamı da güven içinde bulunmak dedik. Bu da örneği İbrahim suresinin 35. ayetidir. Allahu Teala o ayette şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Ey Rabbim bu şehir güvenli kıl. اِجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا Amin, güvenli kıl. وَاَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامِ Beni de oğullarımı da butlara tapmaktan uzak eyle ya Rabbim. Demek ki imanın bir iki anlamı var birden inanmak bir şeyin doğruluğuna inanmaktır ve güven içinde bulunmaktır. Bu nedenle mümin kişi Allah'a inanan ve güvenen kişidir. Bu şekilde bu kısa şekilde imanın tanımını yapmış oluyor. Evet hocam, şimdi benim de aklıma bir ayet geldi Kur'an-ı Kerim'den. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun." Hatırlarsan En'am suresinin bir ayeti hatırıma gelmedi. Ama Allahu Teala orada da imanlarına şirk bulaştırmayanların 82. ayet Anam suresi. 82. ayet. Orada şu 81. ayetle beraber alırsak hocam, İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Siz Allah hiçbir delil indirmediği halde ortak koşuyorsunuz. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Ben sizin putlarınızı eleştirince, tenkit edince niye korkayım ki?" İşte o 81. ayete bakarsak 82. ayetteki iman tam anlamıyla korkunun zıddı. Havfın zıddı yani. Evet, yani güven içinde bulunmaktır. Aynen. Mesela yine hatırla, Kur'an'ın kendi pek çok ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dikkat edin, Allah'ın dostlarında herhangi bir korku yoktur. Ella havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Kim Allah'a güvenir, takva sahibi olursa o güven içerisinde olur ve korkudan ve hüzünden beraat etmiş olur, kurtulup uzaklaşmış olur. Bu açıklama son derece önemli. Dolayısıyla biz Müslümanları Yahudi ve Hristiyanlardan ve diğer müşriklerden ayıran şu: onlar Allah'a ve ahirette inanırlar. Evet, öyle birisi var, öyle bir yer var. Ama tam manasıyla, layıkıyla Allah'a güvenmezler. Ya da daha değişik bir tanımla, Allah'tan başkalarına da Allah'a güvenilmesi gibi gerektiği gibi güvenirler ve bu onları imandan ayırır. Bunlar son derece önemli şeylerdir. İman etmek, Allahu Teala'ya güvenmek demektir. İndirdiği kitaplara vesaire güvenmek demektir. Burada karşımıza hemen şu çıkıyor: peki imanın şartları, imanın kavramsal manası bu ise, imanın şartları nedir öyleyse? Nelere inanmamız gerekir öyleyse? Hemen bunu gündeme getiriyoruz. Nisa suresinin 136. ayetini senden bir dinleyelim inşallah. Orada Allahu Teala bize ne buyuruyor? Oradaki Allahu Teala Nisa suresinin 136. ayetinde Evet. şöyle buyuruyor.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kim Allah meleklerine, elçilerine indirdiği kitabı ve daha önceki indirdiği kitabı kitaba inanmazsa, o indirdiği şeyleri görmezlikten gelirse, o apaçık bir sapıklık içine düşmüş olur. Şimdi burada şu anlaşılıyor. Allah-u Teala bu ayette aslında imanın şartlarını sayıyor. İşte ey iman edenler, iman edin, güvenin Allah'a, meleklerine, kitaplarına, nebilerine, önceden indirdiği kitaplara, ahiret gününe. Kim bunları inkar ederse büyük bir derin bir sapıklıkla sapıtmış olur buyuruyor Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 284, 285 ve hangi ayette o? Bir yerde daha var imanın şartlarını saydı. Bakara 177. Bakara 177. Orada da anlıyoruz ki Allah-u Teala ısrarla bizden ilk önce kendisine güvenmemizi istiyor. Çünkü hep Allah'a iman ile başlıyor. Bunlar son derece önemli şeyler. Yine hemen hatırlatalım. Elbette ki muhteva itibariyle Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Allah-u Teala'nın kainata bir nizam verdiği, bir ölçülendirme yaptığı. Fakat ayetlerde imanın şartları arasında kadere inanmak sayılmıyor. Yani Allah-u Teala'nın saymadığı şartları biz dahil etmeyelim manaya. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in başka anlamları içerisinden başka şeyler elbette ki çıkar, mana zenginleştirilebilir. Şimdi ben bunun üzerine biraz durmak istiyorum Şam. Allah'a inanmak demek sence ne demek? İman etmek demek sence ne demek? Allah'a inanmak demek sadece Allah'ın varlığını kabul etmek demek değil. Çünkü Kur'an'a baktığımızda İblis Allah'ın varlığına inanıyordu, birliğine inanıyordu, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyordu. Ama Allah'ın bir tek emrine karşı çıktığı için ve Allah'a meydan okuduğu için Allah onu kafir olarak söylemiş. Yani illa iblis eba ve istekber ve kâne minel kafirin. Allah'ın emrini reddetti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Bu nedenle Allah'a inanmak demek Allah'a tüm anlamıyla güvenmek demektir. Allah ne diyorsa odur. Yani ben Allah'a inanıyorum demek kolay ama bunu ispatlamak zor. Allah Kur'an'daki bir ayet, Ankabut suresinin ikinci ayetinde şöyle buyuruyor: حَسِبَ النَّاسِ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar, sanıyorlar? Demek iddiayla iman olmaz. Sözle iman olmaz. İmanın yeri kaliptir. Allah'a tam güvenmektir. Allah'ın emirlerine göre hareket etmeye çalışmaktır. Ve herhangi bir Allah'ın emrine karşı çıkmamaktır. Aksi takdirde imanın hiçbir önemi yok. Boş bir iddiadan başka bir şey değil. Şimdi Şam, çok güzel bir noktaya değindin ve güzel bir ayetle mevzuyu izah ettin. Allah-u Teala buyuruyor ki o bahsettiğin ayette, اَحَسِبَ النَّاسُ, insanlar şöyle mi hesap ediyorlar? اَنْ يُتْرَكُوا, terk edilecekler. اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا, biz inandık deyince. Tamam. İnandık deyince dersin. Hatta bugün okullarda bile ben öğrenciyim diyene aferin, sınıfı geç demiyorlar. Bir dakika. Öğrenciysen kitaplara çalışacaksın, imtihana gireceksin, başarılıysan sınıfı geçeceksin. Şimdi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, inandık deyip de serbest bırakılacağınızı mı sandınız? Eğer bu ayeti indirmese Allah, o zaman iblis haklı olur. Ben sana inanıyorum diyecek. Bütün Yahudi ve Hristiyanlar haklı olurlar. Bütün müşrikler haklı olurlar. Çünkü Ankebut suresinin ilerleyen ayetlerinde وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Onlara de ki işte yeri göğü kim yarattı? Güneşi, ayı kim idare ediyor? Diyecekler ki لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ.
Yani elbette ki Allah, lamı tekitle gelmesi değil. Ne kadar güçlü bir şekilde Allah'a inanıyorlar yani. Tabii ki Evet. Allah yaptı diyecekler. Mesele şu ki, Allah'a iman ediyorsan, ona güveniyorsan, huzuru, mutluluğu onun emir ve yasaklarında arayacaksın. Hani burada şu soruyu, şu mevzuyu hemen gündeme getirelim hocam. Biz müminler olarak Allah'a iman ediyoruz. Tamam, çok güzel. Peki niçin faizden bir türlü vazgeçemiyoruz? Peki niçin Allah'ın bazı hükümlerinin uygulanmasına bir türlü istemiyoruz, içimize bir türlü yatmıyor, mutmain olmuyoruz? Bunlar Allah'a iman etmediğimizi ya da yeteri kadar iman etmediğimizi göstermiyor mu inşallah? Tabii ki. Yani bu Allah'a yeterince güvenmediğimizin göstergesidir. Yani faiz gibi büyük bir günahtır. Ama bakıyorsunuz bugün sanki bir günah değilmiş gibi hareket ediyorlar Müslümanların çoğu. Hatta faiz haram değildir, haram olan ribadır diyorlar. Yani Kur'an'daki kullanılan kavram ribadır. Faizden farklıymış. Halbuki faiz ne demek? Faiz borçtan elde edilen gelirdir demektir. Bu da aynen ribanın tanımıdır. Yani Arapçadaki kullanılan riba kelimesi Türkçe'ye çevrildiğinde faiz olarak çevriliyor. Bu da o kelimenin anlamını bozmuyor. Allahu Teala faizi kesin bir şekilde yasaklamış ve Bakara suresinin 278. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amen, ey iman edenler, ey mümin olduklarını iddia edenler, ittakullah, Allah'a karşı gelmekten sakının, vezeru, ve bırakın, ma bakiye minel riba, faizden kaldığı şeyleri bırakın, in kuntum mu'minin, eğer gerçekten mümin iyiseniz, eğer gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer gerçekten Allah'a güveniyorsanız faizden tamamen uzak durun diyor Rabbimiz. Ama dediğiniz gibi Fehmi Hocam, bugün Müslümanların çoğu maalesef bu emri görmezlikten geldiler. Hatta dediğim gibi faiz sanki hayatın gerçeği gibi onu kabul ediyorlar. Faiz ekonominin gerçeğidir diyorlar. Ve bu şekilde bugün bakıyorsunuz ekonomide ciddi sıkıntılar var. Sıkıntılar çoğalıyor. Çünkü faize dayalı bir ekonomi başarısızlığa mahkumdur. Çünkü Allah'ın koyduğu sisteme aykırıdır. Allah'ın koyduğu sisteme aykırı bir şekilde hareket ediyorsanız tabii ki başarısız olacaksınız. Tabii ki iyi sonuca varmayacaksınız. Bunu anlamak zorundayız. Bugün Müslümanlar olarak iman etmek sadece iddiadan ibaret değildir. Eğer gerçekten Allah'a inanıp güveniyorsak tüm faizli işlemlerden uzak durmalıyız. Bu Kur'an'daki çok büyük bir günahtır. Faiz ribadır. Şirkten sonra veya şirkten sonraki bir günah, çünkü Allah'a ve Resulüne karşı bir savaş açmaktır. Bakara suresindeki anlatıldığı gibi. Bu nedenle bu konuda çok dikkatli davranmak zorundayız. Bugün faizsiz ekonomi olmaz diyen insanlardan uzak durmalıyız. Çünkü onlar henüz mümin olmuş insan değiller. Allah'a teslim olmamışlar. Allah'a güvenmemişler. Bu nedenle biz bu insanlarla aynı yola gitmemiz bize yakışmaz Müslümanlar olarak. Kesinlikle hocam doğru söylüyorsun. Yani bir Müslümanın yaşantısı Allahü Teala'ya imandan bağımsız değildir. Yani imanımızla alakasız hiçbir konu yoktur. Ekonomimizde, evlilik hukukumuzda, boşanma hukukumuzda, ticari hukukumuzda, komşuluk ilişkilerimizde Allahü Teala bütün hayatı kuşatan, bütün hayatın her bir safhasını ilgilendiren hükümler indirmiştir. Allah'a iman etmek, Allah'ım benim için ne kanun koyduysan doğrusu odur. Başka doğru yoktur demektir. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını
bütün her şeyin üzerinde kabul etmektir. Mümin olmak bir numarayı Allah'a koymayı gerektirir. Yani bir Müslüman düşünebiliyor musun sen Hişam? Efendim ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum, namaz kılıyorum. Efendim cuma namazımı aksatmıyorum, Ramazan orucumu aksatmıyorum. Fakat yani bu devirde faiz olmadan da olmaz. Böyle bir iman olmaz Hişam. Böyle bir iman olmaz.